Genel olarak Sayın Kamalak, Haşim Kılıç haberlerini gördük. Farklı yaklaşımlarla gördük ama özgür medyada ya da baskı altındaki medya diye nitelediğimiz merkez medyada Haşim Kılıç'ın Başbakan Erdoğan'a yanıtı ön plana çekilmişti. Diğer yandaş gazetelerde ise ona tepkiler koyulduğunu, tepki ortaya koyulduğunu görüyoruz. Siz bu AYM'nin kararına hani direkt buradan girelim, gündeme en çok gelen konu bu olduğu için AYM'nin kararına, Arınç'ın tepkisine nasıl yaklaşıyorsunuz Twitter, YouTube yasağına? İsterseniz önce şöyle bir genişleyelim. Bir Günaydın günaydın Türkiye diyelim. diyelim. Günaydın Türkiye. Günaydın güzel ülkem. Günaydın güzel ülkemin güzel insanları. Günaydın olsun. Efendim Gündem ağır mı? gündem bu, Ya ona mı tepki göstermek istiyorsunuz yani tartışılanlara? bir sanki savaştan çıkıyoruz. Bakın bir seçime girdik. Seçim aslında bir ülkenin rahatlaması için biraz daha genişçe nefes alabilmesi için, taşların biraz daha yerine oturabilmesi için yapılır. Tamam mı? Bir yenilenme olması lazım orada. Gerilim değil, ferahlamanın olması lazım. Ama yazık ki sanki Türkiye savaşa giriyormuş gibi bir hava içerisinde seçime Seçim bir girdi. duygu yaratmadı yani, bir nihayet duygusu yaratmadı herhalde. Yarattı ama olumsuz bir duygu yarattı. Kin söylemi, nefret söylemi, savaş çığlıkları, efendim milli mücadele söylemleri falan ne oldu neticede? Gerçekten milli mücadeleye girmiş gibi seçimden çıktığımızda bakıyoruz ki 18 tane şehidimiz var. Yaralıları, gazileri falan saymıyoruz. Yazık. 18'de sanki gerçekten savaştan çıktık. Ama bitmedi daha. Sayımlar, doğruluk derecesini bilemiyorum. İşte Ağrı'da 15. defa sayıldı sandıklar deniyordu. Ankara'da yine hala Ankara'da devam devam ediyor ediyor. süreç. Yalova'da sanıyorum aynı sıkıntı devam ediyor. Sandıklarda bir takım hileler falan şu bu. Hangi sandığı atsan oradan bir takım olumsuzlukların çıktığını görüyoruz. Yani yazık. Yani üst katta bulunanlar, devlet yöneticileri, devlet yönetiminde söz almak isteyenler ülkeyi germemeli diye düşünüyorum. Yani durun bakalım ne oluyor demesi lazım. Rahatlatması icap eder. Şimdi yukarı üst katlardaki gürültü patırtı haliyle alt katları çok daha fazla rahatsız ediyor. Bu rahatsızlık dalga dalga, dalga dalga ülkeye yayılıyor ve neticede millet geriliyor. Bakıyorum. Gerçekten ne diyordu iktidar sahipleri? Bu bir milli mücadeledir. Vatan tehlikede. Aman ya Rabbi. Ben soruyorum düşmanımız kim? Kiminle mücadele edeceğiz? Karanlığa kurşun sıkmanın ne manası var? Kazara oradan birileri geçiyorsa ya o kör kurşuna kurban gider. Nitekim öyle oldu. Yazık oldu. 18 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Böyle açıklandı. geride bıraktık seçimi. Daha Daha da bitmedi. bırakmadık. Daha bitmedi. Akşam televizyonları mutlaka izlemişsin. Çatışmış evlerini de bilmem nerede çatışmaların olduğu ifade ediliyordu. Bundan sonra nasıl noktalanacak onu da bilemiyor. Geriliyor. Yani ben diyorum ki ya günaydın Türkiye. Ya, günaydın. Biz geniş bir ailenin fertleriyiz. Yani olaylara Bir böyle sakin, bakmak bir itidal diyorsunuz. hiç şüphesiz netice herkesin benim gibi düşünmesi mecburi midir? Efendim benim gibi düşünmeyen yanlış düşünüyor demeyene hakkımız var. Benim düşüncemin doğru olduğuna dair elimizde kesin bir kriter mi var? Demokrasi anlayışımız bu bizim diyorsunuz Böyle ama olması Türkiye'de böyle değil lazım. şu anda Tabii diyorsunuz. zaten fikirler çarpışacak, çatışacak. Değil mi? Ama medeni bir biçimde bu. Kırmadan, dökmeden bir matematik problemini çözüyor gibi. Kaldı ki sosyal meseleler çok daha giriftir. Çünkü matematik problemlerinde formüller var. Test etme imkanı var. Ama sosyal olayları test edemiyorsun. Laboratuvarı yok sosyal olayların. Evet, yanan yanıyor o arada Yanan tabii. yanıyor. Bu arada hoşgörüye sığmamız lazım. Hoşgörüyle dinlememiz lazım. Ben böyle düşünüyorum ama karşımdakinin düşüncesi de ona göre doğrudur. Yani niye insanlar körü körüne
sırf muhalefet olsun diye mi aksi düşünceyi beyan eder? Onu şey yapıyoruz. Ha buraya gelince şimdi yasaklamayla falan bir yere varılamaz. Hatta asırlar önce Namık Kemal diyordu ki ne mümkün zulm ile bid'at ile imha-i hürriyet. Muktedirsin. Çalış idraki kaldır ademiyetten. Yani düşünceyi kaldıramadığına göre yasakla falan bir yere varamazsın. Evet, bu mesajı herkese verelim. Yasakla bir yere varılmaz. O zaman sizin Twitter, YouTube yasağına yaklaşımınız böyle. Şüphesiz tabii. Devlet büyükleri yöneticileri diyor ki milli değil. Ben sormak isterim, acıyarak sormak isterim. Altındaki araba milli mi? Elindeki telefon milli mi? Bindiğin uçak milli mi? Eğer millilik kavramı bir ölçü ise, tamam mı? Bizim için şu veya bu değil, üstün olan değerler geçerli olmalı. Üstün değerler. Bu üstün değerlerin belirleyicisi nedir? Madem ki insanlık aleminde yaşıyoruz, madem ki sistem olarak da demokrasiyi kabul etmişiz, o halde aksi ispatlanıncaya kadar çoğunluğun veya çoğunluk adına karar verecek olan merciğin düşüncelerini doğru olarak kabul etmek durumundayız. Ortada Anayasa Mahkemesi kararı olduğuna göre bu anayasaya göre de Anayasa Mahkemesi'nin kararları herkes için bağlayıcıdır. Eğer gerçekten saygı duymuyorum denmesini nasıl karşıladınız? Gerilim politikasının bir sonucudur. Saygı duymuyorum bilmiyorum. Ama bana göre yani Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygı duymuyorum ifadesi. Bunlar Türkiye'ye gelen kin ve nefret düşüncelerini genişleten ifadelerdir diye düşünüyorum. Saygı duymak durumundayız. Eğer bu anayasaya saygı duyuyorsak, bu anayasaya göre verilmiş olan hükümlere işimize gelmese de, hoşumuza gitmese de saygı duymaya mecburuz. Bu bir arada yaşamanın, barış ve huzur içinde yaşamanın bir gereğidir. Yani o münasebetle üslup son derece önemlidir. Germeyelim diyorsunuz siyasetçilere. Mesela bizim tarih içerisinde yetişmiş büyüklerimiz var. Mesela unutulmayan büyükler var. Yunus diyor ki, Yunus söz ola, bak söz ola, kestire başı, söz ola, durdura savaşı. Bak, söz ola, ağula aşı, bağlı ile yağ ede bir söz. Yani gönülleri ferahlatalım. Tamam mı? Germeyelim ortalığı. Bu ülke bizim. Bakın ne oldu? 3-4 aydan beri ülke gerçekten gerilim içerisinde. Dönüp bakalım. Ülke olarak ne kazandık? Gezi olayları. Gezi olayları kanaatimce sükunetle, suhuletle geçiştirilebilir, halledilebilir. Canlar gitmezdi. Ama bakıyoruz neticede bir gerilim üslubu sonucu. Bu gerilim üslubunun, bu gerilim atmosferini yaratmanın AKP'ye ne kazandırdığını düşünüyorsunuz? Yani %43'ü kazandırmasının... %50 olsa ne olacak ki? %60 olsa ne olur? Bir takım canlar gittikten sonra. Şimdi geniş bir aile düşünün. Baba aile içerisindeki otoritesini güçlendiriyor. Ama bir kısım evlatları gidiyor. Bizim anlayışımıza göre, Saadet Partisi felsefesine göre ömür boyu saltanat bile bir damla kana değmez diye düşünüyorum. Evet, siz böyle düşünüyorsunuz ama AKP acaba böyle düşünmüyor mu? O alınan %43'te etkisi var mı bu gerilim üslubunun? Hiç şüphesiz. Ne kazandırdı sizce? Bana göre sandalye belki belediye başkanlığı kazandırdı ama ülke bakımından hiçbir şey kazandırmadı. Kaybettirdi. Bakın, kaybettirdi. Şu anki %43, %45 veya %50 olsun. AKP'nin ülke yönetimindeki fonksiyonu 2002 yılındaki %34'lerden daha güçlü değildir.
Öyle düşünüyorum. Vatandaş size göre AKP'ye ne düşünerek oy verdi? Siz de seçime katıldınız, seçim kampanyası yürüttünüz. %2.8 oyunuz var. Ama AKP'den size daha fazla döneceği, dönme ihtimali düşünüldü, tartışıldı, konuşuldu. Sizin de çabalarınız o yöndeydi elbette. Özellikle AKP tabanı, ortak bir taban çünkü AKP sonuçta sizden kopan bir parça idi başlangıç itibariyle. Hı hı. Milli görüş gömleği değişmeden öncesini kastediyorum. Tüm bu çabanın sonunda vatandaşın ne etkilerle oy kullandığını düşünüyorsunuz? Burada devlet elden gidiyor söylemine vatandaşın aldandığı kanaatindeyim. Devlete sahip çıkma felsefesiyle, düşüncesiyle AK Parti'ye yöneldi diye düşünüyorum. İşte hadise bu. Yani bu paralel yapı tartışmasının etkisi mi? Sadece paralel değildi ki yani paralel falan paralel yapı vurgusu vatan hainleriyle işbirliği içindedir. Bu bir istiklal mücadelesi. Ney mücadelesi? Vatanı kurtarma mücadelesi idi. Vatandaş buna itibar etti. Öbür tarafta bir takım gazetelerin hem 3. yahut 4. sayfalarında hem de son sayfalarında İstiklal marşımızla ilgili cümleler alınmıştı, mısralar alınmıştı. O vurgulanıyordu. Öbür taraftan sürekli olarak Menderes imajı canlı tutulmaya çalışıldı. Menderes'in ne oldu? Menderes asılmıştı. Efendim, Sayın Başbakan'ın hayatı da risk altındadır. Duygusu yaratıldı. Duygusu oluşturuluyordu. Bir taraftan Sayın Başbakanımızın hayatının tehlikede olduğu, Menderes gibi asılma ihtimalinin bulunduğu, edebiyatta buna telmih sanatı deniyor. Yani bir şey söylenir, başka bir şey hatırlatılır. Peki öbür tarafta gelir. Öbür tarafta örneğin andımız kaldırıldı, TC ibareleri kaldırıldı, yolsuzluklar gündemdeydi. Tüm bunları düşündüğünüz zaman bunlar değmemiş mi vatandaşa? Vatandaş bu alanda yani istiklal mücadelesi deyince bunlar içine girmiyor mu? Onlar zaten şimdi şöyle diyelim, iktidar partisi ya kahramandır yahut mazlumdur politikası bakımından, öyle görüyorum. Onları ülkenin birliği bütünlüğü için yaptığını ifade ediyordu. Bu söyledikleri vatan tehlikede, vatan tehlikede olunca bu sefer yine vatanı kurtarabilmek için böyle bir gerilime, böyle bir söyleme ihtiyaç duyuyordu. Ha, bunda da eğer bir partinin menfaati kazanıyor gibi elde ettiği sandalar bir kazançsa, onda da başarılı oldu. Evet, vatandaşa değmedi yani sonuçta bu. Örneğin ayakkabı kutuları, kasalar, para kasaları. Efendim, yani şimdi, bunlar değmedi mi şimdi, acaba? Şimdi şöyle diyelim. Bir programda sana ifade ettim. Bir insanın yahut da her bir canlının her bir uzvu şüphesiz ki son derece önemlidir. Ama misalen tilki tuzağa düştüğü zaman gövdeyi kurtarabilmek için o tuzağa düşen ayağı kemirir, tuzaktan öylece kurtulurmuş. Şimdi vatan tehlikede ise vatanı kurtarabilmek için kasaydı efendim, ayakkabısı kutusundaki şuydu buydu falan falan, bunların fazla bir önemi yoktur. Yani vatan tehlikede algısının çok yerleşmiş olduğunu söylüyorsunuz siz AKP'ye oy veren vatandaşlara. Öyleydi zaten. Bu algıyı nasıl yaratabildiler sizce? Şöyle yani diyelim. Bunca görüntüde, yani yaşadığımız şeylerin içerisinde bambaşka unsurlar varken bu algı nasıl yaratılabiliyor? Şimdi en azından 20 civarında ulusal kanal, 15 civarında ulusal gazete, dergi. Medyayı yönetiyorlar. Yüzlerce köşe yazarı koro halinde söylediğinde, hani derler ya, bir insana 40 gün deli dersen o adam delirmiş diye. 40 kere söylendiği için oldu diyorsunuz. Sadece bu. Şimdi algı yönetimi denilen bir durum vardır. Gerçekten koro halinde şey yapıyor. Allah rahmet eylesin, bir gün babamla oturuyorduk şeyde. Ben üniversitede hocayım, köye geldim. Oğlum dedi, bende bir değişiklik var mı dedi.
Durdum. Hayır ola baba dedim. Ya dedi, çevrendeki insanlarla ben anlaşamaz hale geldim dedi. Şu şöyle diyor, bu böyle diyor falan. Ama dedi bunların söylediklerinin bana göre hiçbir ciddiyeti, olumlu tarafı yok dedi. Ben dedim ki babacığım sen haklısın. Sende hiçbir değişik yok. Gerçekten babamın dedikleri doğruydu. Ama bakıyor çevresindekilerle, tabii kendisi büyük tecrübeye sahip, 80 küsur yaşlarındaydı o zaman. Çevresindekiler yani şöyle diyor, böyle diyor falan filan. Onun mantığına göre ipe sapa gelmez sözler çevresinden duydukları. Bu sefer diyor ki ya bende mi bir şey var diyor yani, tamam mı? O öyle, bu böyle falan. Şimdi bu kadar kanal, bu kadar gazete, bu kadar köşe yazarı, bu kadar spiker koro halinde konuşursa olacağı bu diyorsunuz. Konuşulduğu takdirde şimdi insanlar... Medya gücü yani başarının arkasında yatan AKP'nin başarısının %43'er ne kadar oyu düştü onu da değerlendireceğiz. Bakın, ama arkasında bakın, yatan medya gücü diyorsunuz. Medya gücü, şunu ifade edelim. Bakın bu hükümetin Suriye politikasının bir facia olduğu güneş kadar ortada. Tamam. Ayan, beyan, hiç tartışmaya meydan vermeyecek kadar ortada. Bir faciadır. Yanlış falan değil. Bir facia. Ama hala Suriye politikasında iktidarın haklı olduğu vurgulanıyor. Buna karşılık Saadet Partisi yanlış yaptı deniyor. Ya ama dünya Saadet Partisi'nin dediği noktaya geldi. Bakın biz diyorduk ki masaya oturulması lazım. Kan dökülmemesi lazım. İnsanlara kıyılmaması lazım. Bunu Suriye'nin da... hali ortada şimdi. Ne kadar ama insan bakın, hayatı... Hükümete sorun şimdi. Medyaya sorun. Hükümet doğru yaptı diyor. Bakın. En azından hala destekliyor. Bakın. Bu noktada o zaman şunu değerlendirelim mi? Dün bir gazeteci, Pulitzer ödüllü bu Vietnam'la ilgili de bazı gerçekleri ortaya çıkarmış olan Amerikalı bir gazeteci, sarin gazı saldırısında Suriye'deki Erdoğan'ın bilgisi dahilinde Erdoğan'ı işaret ederek bir haber yaptı. Anadolu Ajansı'na bu haber yalanlandı. Ama çok ciddi iddialar var. İddialar da tartışılmaya devam ediyor. Bu anlamda Türkiye'nin özellikle El-Kaide unsurlarıyla birlikte ki şu anda konuşmamız ve eleştirmemiz dahi yasak olan seçim öncesi çıkan o Suriye ile ilgili ses dinlemesi, dışişlerinin kabul ettiği casusluk diye nitelediği o ses dinlemesinde de benzeri bir tavrın sergilendiğini gördük sonuçta. Ne düşünüyorsunuz? Bu bakın, kadar dış politikada akıl, bu kadar... akıl tutulması diyorum. Şimdi bakın orada mesela diyor ki bir yetkili, eğer diyor hazırsanız ben oraya 4 kişi gönderir, 8 tane bomba attırırım bu tarafa diyor, füze attırırım diyor. Şimdi asıl tartışılması gereken, tahlil edilmesi icap eden husus budur. Vay vatan hainleri bu konuşmayı nasıl dışarı yansıtır diyor. YouTube'u kapatıyor. YouTube'u kapatıyor falan. Bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Bu olaylar da ister istemez geçmişteki bazı hadiseleri hatırlatıyor bize. İçeride 4 kişi var. Gerçekten dışarıdan mı dinlendi? Yoksa içerideki birileri mi sızdırdı? Bu alanda elimizde belge yok. Bir kimseye vatan haini demek kolay bir şey değil ama yazık ki iktidar mensupları ve onlara alkış tutanlar rahatlıkla söyleyebiliyor bunu. Bu olay 1969 yılındaki bir hadiseyi bana hatırlattı. Mahir Kaynak Bey. Hı hı. O zaman üniversitede sanıyorum asistan. 1968 olayları henüz yatışmamış, devam ediyor falan. Gençler var. Solculuk o zaman popüler bir şey. Dev genç falan şunlar bunlar var. Toplanıyorlar hücre usulü. Ama oralarda konuştukları bir süre sonra gazetelerde falan yer alıyor. Bizim Mahir Bey kükrüyor. Aramızda hain var diyor. Tamam. Casus var diyor. Arama yapmamız lazım diyor. Kendi hatıratından okumuştum bunu. Bir gün kapıyı tutuyor. Başlıyor aramaya, arkadaşlarının üzerler arıyor. Halbuki diyor asıl dinleme cihazı bende diyor.
Kendi hatırasında var. Kendi hatırasında tabii ya. Dinleme, Madanoğlu olay mı neyi orada mı? Şey, o münasebeti şey. Dinleme aracı diyor. Ben de. Ama ortalığı velveriye veren, arkadaşlarını suçlayan, aramayı yapan da kendisi. Yani bunu AKP mi sızdırmış olabilir diyorsunuz? Yani oradaki dört kişi olduğuna göre içeride, yani oradan da sızmış olabilir bu. Bak onunla ilgili olarak dün Genelkurmay Başkanlığımız bir açıklama yaptı. Paralel yapı. Havadan mı dinleniyor falan filan, paralel yapı. Bu hususların mutlak surette aydınlığa çıkarılması lazım, açıklığa kavuşturulması lazım. Bu da suçlama mercii değil, efendim problemi aydınlığa kavuşturma görevi hükümette olduğu için hükümetin vazifesidir diye düşünüyorum. Evet, o açığa çıkarılması lazım, üstü ya, örtülüyor ama. Yani şimdi seçim öncesi her şeyin üstü örtüldü, onu gördük. Etkisi oldu mu bu sizce vatandaşa bu Suriye konusunun seçimde karar vermesinde? Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Şimdi şöyle diyelim, gerçekten vatan tehlikedeyse... Bu algıyı yarattı diyorsunuz. Hepimizin hayatı tehlikede demektir. Bakın, hepimizin hayatı tehlikede demektir. Resmi dairelere girdiğimizde genelde bir takım dolapların üzerinde yangında ilk kurtarılacak malzeme diye yazar. Tamam mı? Şimdi vatan tehlikedeyse hepimizin hayatı, canı, malı, ırzı, namusu tehlikede demektir. Şu halde eğer canımıza, malımıza, ırzımıza, namusumuza sahip çıkmak istiyorsak vatanı korumamız lazım. İlk etapta. Peki böyle bir algıyla seçime tabii gidildi diyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi %6 kadar oy kaybettiği, 6,5 oy kaybettiği AKP'nin değerlendiriyor İl Genel Meclisi'ne bakınca, oy oranına bakınca %43 çıkıyor. Çünkü daha önceki seçime göre değerlendirildiğinde bir oy kaybı değerlendiriliyor, yorumlanıyor. Şimdi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakikaten AKP'nin oy kaybettiğini düşünüyor musunuz? Ve bu süreçte önümüzde daha yeni seçimler var. Süreçte acaba daha fazla özellikle o yolsuzluk operasyonlarının etkisi hissedilecek diye düşünüyor musunuz? Yani vatandaşın kafasında bir soru işareti olduğunu düşünüyor musunuz bu anlamda? Karanlıklar geceler ne kadar uzun olursa olsun ilaniheye devam edip gidemez. Kış ne kadar sert olursa olsun yerini bahara bırakmaya mecburdur. Karanlıklar da yerini pırıl pırıl bir aydınlığa bırakmak zorundadır. Şimdi vatandaşımız, insanlarımız bu tür algıların yanlış yönlendirme olduğunu önümüzdeki süreçte görecektir diye düşünüyorum. Ha oy kaybı falan filan gerçek yoluma bakımından %43'lük de olsa, %35'lik de olsa misalen bunlar mahalli seçimler bakımından küçümsenecek bir oy değil diye düşünüyorum. Yani gerçeğe olduğu gibi tespit etme yönünden. Ha, burada neler etkili oldu? Kanaatim odur ki gerilim politikası çok etkili oldu. Gerilim politikasının evet. Kazancı diyorsunuz AKP'nin. Öbür tarafına bakın dediğimiz gibi gezi olayları münasebetiyle 10 insanımız, gencimiz hayatını kaybetti. Bu gerilim seçimi, savaş seçimi gibi adeta gazetelere yansımış 18 insanımız hayatını kaybetti. Gazilerimizi tırnak içinde saymıyorum. Onların sayısını bilmiyorum. Tamam. Daha da gerilim devam ediyor. Evet, şimdi önümüzdeki süreçte de yine seçimler var. Cumhurbaşkanlığı seçimi var örneğin. Şaibeler biliyorsunuz çok tartışılıyor. Seçimler bitmedi diye zaten kendisi de konuştu. Bir türlü geride bırakamadık. O gerilim atmosferi hala devam ediyor dedi. Devam etmesinin bir nedeni de bu şaibeler elbette. Çöpten oylar çıkıyor. Tutanakların tahribatları ortaya çıkıyor. Yeniden sayım başvuruları yapılıyor ve bu başvuruların ardından da sürekli rakamlar değişiyor. Yani bir türlü sağlam bir okuma yapılamıyor demek ki oylara yönelik olarak. Sizin tanık olduğunuz şaibeler var mı? Size gelen bilgiler var mı? Mesela yazık ki var. Yazık ki var. Mesela Kocaeli'de bilmem kaç sandık sayılmış da itirazı kim yapmıştı bilemiyorum. 300'ün üzerinde Saadet Partisi lehine oy artışım olduğu ifade edildi. Kahramanmaraş'ta bir sandıkta kardeşim görevliymiş. 13 oy çıkmıştı orada diyor. Ama birleştirme tutanağına sonradan öğrenir ki 3 tane
Saadet Partisi 13 böyle. Oyunuz varken üstlüğe yazılıyor. Tabii 3. O oy 10 oy nereye gitti? Diğerlerine elbette diğerlerine gidiyor Eden. Nereye gitti tabii yani o. O şey öyle. Evet. Şaibe yaratan da bu işte AKP'nin o çokluğunun arkasında değil mi? Şimdi hiç şüphesiz bunu da yadırgamıyorum ben. Bir savaş hukuku uygulandığına göre seçim hukukundan ziyade bir savaş hukuku uygulandığına göre o zaman taraflar birbirlerinden ne koparırsa ne hırsızlık olarak görülmüyor o. Savaş durumu yaşandığı için diyorsunuz. Şüphesiz İnsanlar tabii. bunu hırsızlık olarak görmeden yapıyorlar. Ganimet olarak görüyor. Ganimet olarak görüyor. Yani, ama bu hırsızlık değil mi Sayın Kamalak? Dediğiniz doğru. Bana göre bir insanın cebinden parasını çalmaya nispetle oyunu çalmak çok daha ağır. Ve Türkiye bunu yaşadı şu anda. Yazık ki çok daha ağırdır. Çünkü oy vatandaşın iradesini ifade ediyor. Oy vatandaşın iradesinin çalınması demektir. Yani o münasebetle bir hırsızlık bu. Ha, atmosfer açısından değerlendirdiğimizde o zaman diyorum ki ben bu bir seçim değil, savaşa giriyoruz. Çünkü milli mücadele söz konusu burada. Vatanın birliği, kurtuluşu söz konusu. Öyle olunca vatan namına hareket edenler tabii ganimet elde etmekle de kendileri görev sayıyorlar. Şimdi çok üzgünüm ama anladığım şu. AKP'nin kandırdığı yurttaşlar savaş algısıyla oyları çaldılar gibi bir sonuç çıkıyor burada. Bu benim elimde tabii o alanda o oylar paylaşılmış da olabilir. Başka tarafa da kaydırılmış olabilir. Burada yani. Ama siz de tanık oluyorsunuz ki işte 300 çıkarken başka yazılıyor, 10 çıkarken 3 yazılıyor. Hani bunlar da size gelen bilgiler gelen sonuçta. Gelen bilgiler. Yani demek istediğim şey şu. Burada tabii ben bir partiyi suçlayacak olursam diyecek ki belge getir bana diyecek belge. Ben duyumları ve bana aktarılanları aktarıyorum. Hı hı. Ama asıl sürecin yanlış olduğunu, seçim sürecinin yanlış yönetildiğini, yanlış bir algı oluşturulduğunu, sanki seçime değil de savaşa gidiyormuşuz gibi bir üst kullanıldığını, bu münasebetle de toplumun kamplara ayrıldığını. Ve o savaş algısıyla da ganimet gibi oy çalındığını. Tabii oy hırsızlık olarak görülmüyor o. Bir ganimet gibi algılanıyor. Bu halbuki bana göre bir insanın cebinden para çekip almaya nispetle oyunun çalınması çok daha ağır sonuçlar doğurur. Çünkü birinde neticede 3-5 kuruş her neyse bir miktar para çalınıyor. Beri de fikri çalınıyor. Düşüncesi çalınıyor. İradesi çalınıyor. Tabii iradesi çalınıyor. Evet çok feci. Peki süremizi de artık verimli kullanalım. O soruyu da sorayım size. Önümüzdeki sürece ilişkin Cumhurbaşkanlığı seçimleri hesaplar bütün gazetelerde manşetlerdeydi. O manşetlere baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak, Başbakan da Gül olacak ama nasıl olacak gibi formüller tartışılıyor. Şimdi ortada bir seçim yapılacak, halk seçecek. Daha başka adaylar çıkmadı ama böyle bir algı yaratılıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Aslında ortada bir merak söz konusu. Yoksa kurallar belli. Cumhurbaşkanlığının nasıl seçileceği gayet açık. Anayasa bunu belirliyor. Şu an yazık ki Türkiye yine gerçek gündemin dışında suni olayları tartışıyor. Günü geldiğinde Cumhurbaşkanı nasıl seçileceği, kimlerin aday olabileceği, adaylarda aranan vasıfların neler olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında ayrıntı olarak belirtilmiştir. Böylesi bir tartışmanın yapılıyor olması milli iradenin gaspı gibi geliyor mu size de? Burada en azından Türkiye'nin gündemi saptırılıyor diye düşünüyorum. Bakın Türkiye'de gerçek gündem işsizliktir, fakirliktir, gelir dağılımındaki adaletsizliktir, cari açıktır. Bak Güneydoğu'daki fay hatlarıdır, tırnak içinde söylüyorum bunu. Hayatlarıdır. Ne oluyor orada? Bir kısaca geçersek. Bak çatışmalar oluyor. Bak Güneydoğu bölümü noktasıyla karşı özellik karşıya. Özellik diye bir bu, tartışma yürütülmüştü tabii, seçim boyunca. Bu konuları telaffuz etmekten bile imtina ediyoruz. Bakın telaffuz etmekten bile korkuyoruz. Ama Türkiye'nin gerçek gündemidir bu. Değil mi? Ha bu suni tartışmalar. Falan mı cumhurbaşkanı olacak, filan mı cumhurbaşkanı? Ya anayasa şartları belirlemiştir.
kuralına koymuştur. Bu kuralı taşıyanlar yarışa girer. Milli irade kime yönelirse o seçilir. Şunun yahut bunun seçileceğine dair anayasada bir hüküm yok. Kurallar var burada. Ha, şu an o kurallar göz ardı ediliyor. Kurallar değil, merak öne çıkarılıyor. Şu mu bu mu? Ama bu arada gerçek gündem kaybolup gidiyor. Problem bu diyorsunuz Türkiye'de. Türkiye'nin gerçek gündemi yine konuşulmuyor. Türkiye'ye de yazık oluyor. Bakın, Türkiye'ye de yazık oluyor. Bak demokrasi sıralamasında 41 ülke arasında sanıyorum bir değerli sonuncu olmuş. Türkiye evet. Sonuncu oluyor. Amerikan stratejik ortağımız, önemli dostumuz tırnak için ifade ediyorum. Amerika duruma mesela yasaklarla ilgili olarak tavır koyuyor. Türkiye uluslararası alanda itibar kaybediyor diyor. Türkiye üzerine yöneticilerin böylesine söz söyletme hakları yoktur diye düşünüyorum. Bu anlamda Türkiye tabii, iyi yönetilmiyor mu? Yönetilmiyor. Tabii ki iyi yönetilmiyor. Türkiye iyi yönetilmiyor. Evet, siz suni gündem dediniz Cumhurbaşkanlığı seçimine. Sadece şunu sormak istiyorum ama Saadet Partisi olarak nasıl karşılıyorsunuz? Önümüzdeki süreçte yani bu iki isim Gül ve Erdoğan arasında dönüyor olması bu işin muhalefetten bir aday çıkar mı? Toplumsal uzlaşma sağlanır mı? Bu toplumsal uzlaşmanın içerisinde yer alır mısınız? Şimdi Cumhurbaşkanı dediğimiz gibi bu da aslında şu anın gündemi değil. Hı hı. Yani merakın sonucu. Ama açık sonucu, mısınız örneğin bir aday ismi üzerinde muhalefet olarak siz de o cenahta mısınız? Pazarı bir görelim bakalım. Pazarı bir görelim. Evet önce tamam. Pazarı görelim, adayı yani, görelim diyorsunuz. Tabii pazarı bir görelim, kimler var? Evet. Tabii görelim onu. Evet, işte son dakikalardayız. O zaman size başka bir şey sormak istiyorum. Ben bir kadın olarak dikkatimi çok çekti bugün. Ve kadınlık onuru diye postanın, isterseniz haberi de getirelim arkadaşlar ekrana. Kadınlık onuru diye girmiş posta gazetesi. Biz de detayları verdik. AKP'li belediye başkanı Bingöl'de koltuğuna oturuyor. Oturur oturmaz da kadınlar buraya giremez diyor. Dinen ve örfen uygun değilmiş. Buna tavır olarak da Nurten Ertuğrul AKP'nin parti meclisi sevgili izleyiciler belediye meclis üyeliğine seçilen en çok oy alarak seçilen belediye meclis üyesi Nurten Ertuğrul istifasını veriyor. Partisinden değil ama belediye meclis üyeliğinden bu tavra karşı tribünlere oynadı tavrını sergiliyor ve bu tavra karşı da tepkisini ortaya koyuyor. Şimdi bir kadının iş hayatında belediye meclisinde belediye ortamında ya da işte kamu kurumlarında orada burada neyse yani kadının evi dışında bir yerde varlığına karşı mısınız? Bu nasıl bir anlayış, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın Kurtuluş Savaşı'na şöyle bir bakalım. Nene hatunları, Erzurum'un nene hatunlarını düşünelim. Kahramanmaraş'ımızın Ayşe'lere var, destanlar yazmıştır. Senem Ayşe, bakın cephede savaşan kahramanlarımızdır bunlar. Benim bildiğim kadarıyla İslam'a göre kadın sadece cemaate imam olamaz. Bu da bedensel ve özel halleri münasebetiyle. Bunun dışında Peygamberimiz zamanında bile Ayşe validemiz cepheye gitmiştir. Orada hasta tedavi etmişlerdir. Burada bakın bu haberle ilgili olarak eğer bu doğru ise peki belediye meclis üyelerini kim tespit etmiş acaba? Halkın seçtiği bu arada. Ama bir aday gösterme var. Aday tabii gösterme sürecini kastediyorsunuz. Onu diyorum tamam mı? Niye listeyi almış o zaman Sayın Başkan? Tamam mı? Neyin yani, şovunu yapıyor diyorsunuz? Yani demek ki orada da mı birilerinin eli var? Şimdi ben şunu söylemek isterim. Yücel Barakazi belediye başkanı olan Bingöl'de bu zihniyeti hani biz kendi yorumlarımız olarak öteden beri getirdiğimiz yorum örümcek kafa diyoruz. Böyle bir yaklaşıma. Şimdi bu sizin algınızda nedir? Hani sadece dinen ve örfen diyor gerekçe olarak da. Yani siz dinen diyorsunuz ki sadece imam olamaz kadın diyorsunuz. Yani bu nasıl bir algıdır? Hani nasıl tarif ediyorsunuz? Şimdi benim genelde o alanda büyük kesimle fikri uyuşmazlığım var. Mesela üniversitelerde kız öğrenciler daha başarılıydı. Ben diyordum ki ya, bunun tahlili gerekir. Bakın şu bu
Yazık ki erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Ama benim görebildiğim kadarıyla kendi alanlarında kadınlar daha başarılı. Mesela akademik çalışmada daha başarılı. Öğrencilerim vardı, ben yıllarca üniversitede hocalık yaptım. Kız öğrencilerim genelde daha başarılı. Öğrenci olarak okuduğum yıllarda kız arkadaşlar genelde erkek arkadaşlara nispetle daha başarılıydı. Bunda belki ben bunu söyledim de feminist misin diyorlar ama burada şu olabilir belki, hani toplum yapısı itibariyle muhafazakar bir toplum olduğumuz için kız arkadaşlarımız yahut kızlarımız genelde sosyal alanlara fazla açılmıyor, toplum yapısı kendisini işine veriyor. Olabilir bu bir. Bir de yapısal olarak tabii bayanlar daha çabuk gelişiyor. Erkeklerden daha çabuk gelişiyor. Daha çabuk. Başarının arkasında bunlar var ve olmalılar kadınlar hayatta diyorsunuz. Tabii olmaz. Yani çabuk gelişiyor. Mesela bir oğlan çocuğu 15-16 yaşındayken ergenlik çağına girerken kızlar ülkemiz bakımından 11-12 yaşlarında, 13 yaşındayken ergenlik çağına giriyor. Yani fizyolojik olarak beden gelişiyor. Peki beyin? Muhtemeldir ki beyin de gelişiyor. Dolayısıyla 12-13 yaşındaki kız çocukları belki 15-16 yaşındaki erkek çocuklarının algılama kapasitesine erken erişiyor diye düşünüyorum. Yani kadın yaşamın her alanında olabilir diyorsunuz, sözün zaten, özü. Bir tek imam yani, olamaz dinen diyorsunuz. Zaten onu da sanıyorum, toplum da herhalde caminin önüne geçip de cemaate namaz kıldırsın demez, öyle düşünüyorum. Bu da onun nakısası değil, beden yaratılışının bir şeyi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kamalak. Ben de teşekkür ediyorum. Günaydın diyorum tekrar Türkiye'ye. Tekrar günaydın diyorsunuz. Tekrar evet, günaydın sözü diyorum. Bağlarken, sözü başlarken de günaydın dediniz. Güzel bir günaydın dediniz, sözü bağlarken de diyorsunuz. Evet, kısa bir mola, yine biz burada olacağız. Bu kez Fatih Ertürk'le manşetlerin gizli kodlarını çözeceğiz sevgili izleyiciler. Kısa bir aradan sonra görüşmek dileğiyle.